Merhabalar. Sizlerle birlikte denememizin sorularını çözmeye başlıyoruz. Aşağıda baş kuantum sayıları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Peki baş kuantum sayısı neydi? Baş kuantum sayısı elektronun bulunduğu enerji seviyesini ifade ediyordu. Ve n harfiyle gösteriliyordu arkadaşım. Peki birinci baş kuantum sayısında daha doğrusu şöyle yapalım. Birinci enerji seviyesinde hangi orbitaller vardı? Sadece S. İkinci enerji seviyesinde S ve P orbitalleri. Üçüncü enerji seviyesinde S, P ve D orbitalleri. Dördüncü enerji seviyesinde S, P, D ve F. Beşinci enerji seviyesinde de yine aynı şekilde. Orada yazalım hatta. S, P, D ve f orbitalleri mevcut. Şimdi buna göre birinci için yani baş kuantum sayısı 1 olan en fazla iki elektron olabilir. Evet çünkü S orbitalleri 2 elektron alıyordu. Birinci ifade doğru. İkinci enerji seviyesinde S, P ve D orbitalleri içerir. Olmadı. Sadece kimler var? S ve P orbitalleri var. Bundan dolayı cevabımız B şıkkı. Ama diğerlerine de bakalım seninle beraber. Alabileceği açısal momentum kuantum sayıları 0, 1, 2 demiş. Kaçıncı enerji seviyesi için? Üçüncü enerji seviyesi için. Peki açısal momentum kuantum sayısı dediğimiz L sana neyi söylüyordu? Orbitalin şekli ve cinsi hakkında bilgi veriyordu ve 3. enerji seviyesinde sp ve D yani L'si 0 olan, 1 olan ve 2 olan orbitaller vardı. Bundan dolayı ifade doğru. En yüksek enerjili orbital 4F'dir. Dördüncü enerji seviyesinde gördüğün gibi 4F'dir. İfade doğru. Peki 5. enerji seviyesinde en düşük olan kim? O da 5S'dir. Bu ifade doğrudur. 27 santigrat derecede bulunan bir gazın difüzyon hızını iki katına çıkarmak için sıcaklık kaç santigrat derece yapılmalıdır diye sormuş. Peki bir taneciğin hızı gaz taneciğin hızına V diyecek olursan V eşittir neyle orantılıydı? Kök içerisinde T bölü MA ile orantılı. Ha o zaman sıcaklıkla doğru MA ile ters. Ama biz MA'yı değiştirmeyeceğiz. Neyi değiştireceğiz? Sıcaklığı. Peki burayı iki katına çıkarabilmek için dikkat et. T kök içerisinde olduğu için T'nin kaç katına çıkması lazım? 4 katına çıkması lazım, değil mi? Peki ama ne cinsinden? Kelvin cinsinden. Yani 27'yi 4 ile çarpmaya kalkma sakın ha. 27 kaç Kelvin'dir arkadaşım? 300 Kelvin. Peki 300 Kelvin'in 4 katına yapar? 1200 yapar. 1200 Kelvin yapar. Yani senin son sıcaklığın 1200 Kelvin olacak. Ama ondan da Celsius cinsinden sorulduğu için ne yapmak lazım? 273'ü çıkarmak lazım. Cevabımız 927 yani D şıkkıdır. Aşağıda bir x katına ait çözünürlük sıcaklık grafiği verilmiş. Peki grafiği incelediğimde gördüğün gibi sıcaklık arttıkça aynı zamanda çözünürlük de artıyor değil mi? Endotermik hemen yazına, yanına yazalım şöyle. Bu katının çözünürlüğü endotermik yani çözünürken ortamdan ne alır? Isı alır. Peki şimdi soru ne demiş bize? T2 santigrat derecede hazırlanan 350 gram doygun çözelt demiş. Hemen T2'yi inceliyorum. 100 gram suyun varsa... 100 gram suyun içerisinde Çözünmüş tuz miktarı maksimum kaç gram oluyor? 40 gram. Yani çözeltinin toplam kütlesi kaç gram yaptı? 140 gram yaptı. 140 gram doygun çözelti. 100'e 40 var. Peki bende ne kadar var? 350 var. Kaç katı? 2,5 katı. 2,5 katını alırsan 250 gram suyumuz var. 100 gramda neyimiz var? Tuzumuz var. İşte çözeltimiz bu. Şimdi ben bu çözeltinin sıcaklığını kaç yapacağım? T1 yapıyorum. T1 santigrat dereceye düşürdüğüm zaman peki şimdi tekrar grafiğe okuduğumda yüzde kaç çözünüyor? 10. E peki ben su miktarını değiştirdim mi? Hayır hocam o zaman 250 gram suda 25 gram çözülmez mi? %10'sa 250'de 25. E dolayısıyla da aradaki fark kadar maddenin ne yapmasını beklersin? Çökmesini beklersin. Bundan dolayı cevabımız 75'tir. Bu birinci çözüm. Yok. İkinci çözüm yoluna gelince arkadaşım bak. T2'den T1'e düşürdüğün zaman 40'tan kaça düşüyor? 10'a düşüyor. Yani kaç gram tuz çöküyor? 10 gram. Pardon, 30 gram tuz çöküyor. Peki bu kaç gram suda? 100 gram suyum olsaydı 30 gram çökerdi. Bende kaç gram su var? 250 gram, 30'un iki buçuk ne yapar, 75 yapar, yani cevabımız yine aşık çıkar. Bu sorumuzda iki tane tepkime vermiş, delta haçlarını vermiş ve bana başka bir tepkimenin delta haçını soruyor. Peki Hess Yasasını hatırla. Hess Yasası ne diyordu? Bir tepkimenin entalpi değişimi tepkimenin izlediği yoldan bağımsızdı. Dolayısıyla delta haçını bildiğin tepkimeler yardımıyla bilinmeyeni ne yapabilirsin, bulabilirsin. Nasıl hocam? Ne yaparsan yap arkadaşım. Öndeki tepkimeler ters çevir, çarp, böl, topla. O sana kalmış tamam. Yeter ki senden istenileni bu. Benden istenen tepkime bu mu? Evet. Şimdi üsttekinde iki tane tepkimeden bunu elde ediyorum. Bana ne lazım? Karbon disülfür. Nerede var? İkinci tepkimede. İkinci tepkimeyi ters çeviriyorum. Çünkü girenlere getirmem lazım ve yazıyorum. CS2 artı 2H2O eşittir buradan karbondioksit artı 2H2S. Peki tepkimeyi ters çevirdiğimize göre delta H ne yaptı? İşaret değiştirdi. Bu tepkimenin delta H'ı eksi delta H2 oldu. Şimdi bana bir de ne lazım? Bak burada iki tane SO2. Bak bakayım yukarıya SO2 nerede var? Kükürt dioksit birinci tepkimede ve ürünlerde Ama bir tane. Bana iki tane lazım. Ne yapmam lazım? Birinci tepkimeyi de 2 iki, ile çarpmam lazım. 2 ile genişletip tekrar yazıyorum. 2H2S artı... 3 tane O2 ürün, 2 tane SO2 artı 2 tane H2O. Bu tepkime 2 ile çarptığım için ne oldu? Delta H'ı da çarptım, 2 tane delta H. Şimdi topluyorum. Toplarken, bak buradaki hidrojen sülfürler gitti mi? Sonra e, şuradaki H2O'lar gitti mi? Topladığım zaman şu çıktı mı karşıma? CS2 artı 3 tane O2 ürün 2 tane SO2 artı karbondioksit çıktı mı? Yani benden istenilen tepkimeyi bulmuş oldum. Peki tepkimeler toplamında delta H'ları topluyor muydum? Dolayısıyla bu tepkimenin delta H ne çıkar? 2 tane delta H1 eksi delta H2 çıkar. Nerede var bu 2 delta H1 eksi delta H2? Doğru cevabımız D şıkkı. Entalpi sorusu. Bir tepkime verilmiş? Karbon monoksit artı oksijen gazı eşittir karbondioksit gazı. Demiş ki tepkimesinin ileri aktivasyon enerjisi 23 kJ ise ve buradaki karbon monoksit ve karbondioksit da molar oluşum ısıları verilmiş. Bana geri tepkimenin eşit eşik enerjisi soruluyor, aktifleşme enerjisi soruluyor. Şimdi peki arkadaşım şunları bir hatırlayalım. Delta H eşittir. EA ileri eksi EA geri şeklinde buluyorduk. Bir. Bir de aynı zamanda Delta H eşittir HV ürün yani ürünlerin oluşum ısıları toplamından HV giren, girenlerin oluşum ısıları toplamı çıkarılarak bulunuyordu doğru mu? Peki adam bize oluşum ısılarını verdiğine göre bu tepkimenin delta H'ını bulabiliriz. Hemen bulalım. Delta H eşittir ürün ki eksi 393. Eksi girenleri yazacağım. Ama şu element, elementlerin en kararlı hallerinin oluşumu kaç kabul ettik seninle beraber hatırla? Sıfırdı değil mi? E peki burayı sıfır kabul edirsek geriye karbon monoksit kaldı. O da eksi 110. Peki bu durumda eksi 393 şurası ne oldu? Artı ne geldi? 110 geldi. Peki ne yapar burası? Delta H eşittir. Eksi 280 3 geldi. Doğru mudur? Peki delta H'ı bulduk. Şimdi şuradan devam edelim. Delta H aynı zamanda EA ileri eksi EA geriydi. Yani eksi 283 eşittir. 23 ileri aktivasyon önerisi. 23 eksi x diyelim. Tamam. Peki şu x'i bu tarafa 283'ü bu tarafa atacak olursak. x eşittir 283 artı 23'ten o da eşittir 306 yapar. Yani cevabımız e şıkkı. N2 artı 3H2 eşittir 2NH3 amonyak oluşum tepkimesiyle ile ilgili e, bir soru. Demiş ki tepkimesi 2 litrelik sabit hacimli bir kapta sabit sıcaklıkta 4 mol N2 10 mol H2 ile başlatılmış. Sonra da demiş ki dengeye ulaştığında bu kadar kalmış. Arkadaşım bak dengedeki sayısal soruların hemen hemen hepsinde uygulayacağın yöntemi söyleyeceğim şimdi sana. Ne yapacaksın? Boş bir yer bulacaksın önce ve tepkimeyi tekrar yazacaksın. Hemen boş bir yer buldum tepkimeyi tekrar yazıyorum. 3H2 eşittir 2NH3. Şimdi ikinci ricam lütfen bir tane tablo oluşturacaksın tamam. Aman ha vakit kaybı falan diye değerlendirme. Hemen tablo. Nasıl bir tablo? Başlangıç tepkime denge. Şuradan çizeceksin. Sana soruda verilen verileri tabloya dökeceksin. Peki bundan kaç mol vardı? 4. Bundan kaç mol vardı? 10. Başlangıçta bundan yok. Peki reaksiyon başladı. N2 ve H2 çarpışmaya başladı. Yeni yeni NH3'ler oluşturuyor. Bunların miktarı zamanla ne yapar? Azalır. Peki adam demiş ki zaten 4 mol NH3 gazı oluşmuş dengeye ulaştığında. Peki burada dengeye ulaştığında 4 oluştuysa tepkime esnasında da 4 oluştu. Çünkü başlangıçta yok. Peki kat sayılardan şimdi yorumluyorum. Bundan 1 mol girdiğinde 2 mol oluşmuyor mu? E, 4 mol oluşabilmesi için bundan 2 mol tepkimeye girdi. Aynı şeyi H2 için yapıyorum. 2 mol oluşabilmesi için 3 giriyorsa 4 mol oluşabilmesi için kaç girdi? 6 girdi. Dengeye gelindiğinde 4 vardı. 2 gitti. 2 kaldı. 10 vardı. 6 gitti. Kaç kaldı? 4 kaldı. Şu anda denge anını bulduk mu? İşimiz bitti. Hemen Kc'sini yazıyorum. Kc eşittir. Ortamdaki NH3'ün derişiminin karesi. Ürünün derişimi böyle girenin derişimi yapıyorduk. Kat sayılarda üst olarak yazıyorduk. N2 2'nin derişimi çarpı H2'nin derişiminin kübüsü. Getir yerine yaz. KC eşittir. NH3 4. Ama hacme bölmeyi sakın unutma. Getir buraya 4. Yazma. Dikkat. Aman. Ha yaptığım bütün işlem gider. 4 bölü 2. 2. 2'nin karesi bölü. 2 bölü 2. 1 çarpı. H2'ye geldim. 4 bölü 2. 2 yapar. 2'nin nesini alacaksın? Kübüsünü alacaksın. 2'nin karesini 2'nin kübüsüne bölersen büyük bir ihtimal 1 bölü 2 gelecektir. Cevabımız 5'lik. Bronsted-Lavri asit-baz tanımına göre proton veren yani haşartı veren asit, proton alan haşartı alan baz. Adam şimdi bana iki tane tepkime vermiş. Bu iki tepkime de kimin asitliği, kimin bazlığıyla ilgili bir soru sormuş. Arkadaşım buradaki tekniğin şu olsun. Birbirlerinin konjugesini bul. Hocam konjüge ne? Eşlenik. Hocam o ne Allah'ını seven? Konjüge ya da eşlenik dediğin şey ne? Bir asit-baz tepkimesinde birbirini oluşturan asit-baz çiftlerine konjüge asit-baz çifti ya da diğer bir ifadeyle eşlenik asit-baz çifti. Şimdi bak. Buraya H2O sıvısı karşı tarafta bunu oluşturmadı mı? İşte bu ikisi birbirinin konjugesidir. HB'nin konjugesi de kimdir? Flor eksidir. Anlaştık mı? Peki şimdi bunları bulduktan sonra hidrojeni fazla olan asit az olan bazdır. Yani HB asit bu vatandaş bazdır. H2O baz, H3O artı asit. Aynı işlemi bir de nereye yapıyorum? İkinci tepkimeye. NH3'ün konjugesi sence... Evet bence de öyle. NH4, H2O'nun konjugesi de OH. Bu sefer NH3, NH4. Bunun hidrojeni fazla olduğu için asit. Bu baz. Bu ikisine baktığım zaman bu asit. Bu ise ne özellik gösterdi? Baz. Bunları bulduktan sonra sorun bitti. Hemen başlıyorum. HF. Nerede o HF? Burada. H ve flor eksi iyonun konjüge asidir. Evet. NH4 artı iyonu NH 3ün konjüge bazıdır. Hayır. NH4 artı iyonu ne bulduk biz? Asit bulduk. Dolayısıyla bu ifade yanlış. NH4 iyonu NH 3ün konjüge asididir demesi gerekiyor. H2O amfoter. Neydi amfoter? Asit gördüğünde baz. Baz gördüğünde asit gibi davranan e, maddelere biz ne diyorduk? Amfoter madde diyorduk değil mi? E, peki birinci tepkimede H2O ne özellik gösterdi? Baz. İkinci tepkimede ne özellik gösterdi? Asit. Onun için Doğru. HF ve proton vermiştir. Gördüğün gibi HF ve protonlu yani hidrojeni H2O'ya vererek proton kaybetmiş ve flor eksiye dönüşmüş. Doğru. NH3 proton almıştır. İkinci tepkimede de NH3 proton alarak yani H artı alarak neye dönüşmüştür? NH4'e bu ifade doğru. Bundan dolayı cevabımız B şıkkı. T santigrat derecede kalsiyum karbonatın kaç eçesi verilmiş? Yani çözünürlük çarpımı denge sabiti verilmiş. O da kaç verilmiş? 6.4 çarpı 10 üzeri eksi 7 yani 64 çarpı 10 üzeri eksi 8 verilmiş. Peki demiş ki 50 litre suya 10 gram 10 gram kalsiyum karbonat atılırsa ne kadarı çözünmeden kalır diye sor. Şimdi burada da kaç eçesi sorularında da sana takip edeceğim bir sıralama vereceğim. Eğer bu sıralamayı takip edersen bence sıkıntı çekmezsin diye düşünüyorum. Adam sana... KÇÇ'sini vermişse bir tuzun önce yapacağın işlem bu KÇÇ'den o tuzun maksimum derişimini bulmak yani aslında çözünürlüğünü bulmak yani doygun çözeltinin molar derişimini bulmak. Birinci işim bu. Molariteyi bulduktan sonra hacim de belliyse ki bu soruda belli neye geçiş yapmak? mole geçiş yapmak. Mole geçtikten sonra MA'yı da belliyse ise ki MA'da verilmiş gördüğün gibi neye geçiş yapmak kütle. Tam tersi de olabilir ha. Adam kütleyi verir KÇÇ'yi ister. Ama izleyeceğin yol yine aynı. Ama bu sefer tersten başlayacaksın. Hepsi o kadar. Şimdi bana KÇÇ vermiş tuzla beraber başlıyorum. Kalsiyum karbonat tuzunu aldım. Suyun içerisinde çözdüm. Dengeyi kurdum. Kalsiyum artı 2 artı karbonat eksi 2. Altlarına suda yazıyorum. Suda suda. Peki şimdi ben bu vatandaşın çözünürlüğüne S diyeyim, S molar diyeyim. E peki S molarlık bir çözeltinin içerisinde S kadar bundan, S kadar bundan oluşur mu? Evet. Peki KÇÇ'sini yazacak olursam ürünün derişimi bölü girenin derişimi. E giren de katı var yazıyor muyduk? Hayır. Kalsiyumun derişimi ve karbonatın derişimi. Yani S kare. S kare neye eşitmiş? 64 çarpı 10 üzeri eksi 8'e bir virgül kaydırdım. Tamam peki S eşittir kaç geldi? 8 çarpı 10 üzeri eksi 4 geldi. Bu molaritesi. Molariteyi bulduk. Şimdi 8 çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir. N bölü kaç diyeceğim? 50 diyeceğim. Buradan N kaç gelir? N eşittir 8 kere 5 40 400 çarpı 10 üzeri eksi 4 geldi mi? Orayı da 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 yapalım. Bu da neyi? Molü. Şimdi n eşittir m bölü m mı? Peki 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 pardon eksi 2 olacaktı bu molü. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 eşittir. m bölü m 100 olduğuna göre m kaç geldi buradan? E, 4 gram geldi. Sen kaç gram atmıştın soruda? 10 gram. 4'ü çözündüğüne göre bu bulduğumuz şey çözünecek miktar maksimum çözünecek miktar. O zaman geriye kalan 6 gramı çözünmeden kalacaktır. Bundan dolayı cevabımız c şıkkıdır. Yukarıda verilen elektrokimyasal pil ile ilgili demiş. Hangileri doğrudur? Peki pil sorularını çözerken sana ilk tavsiyem ne olur biliyor musun arkadaşım? Soruda sana verilecek bilgiye göre anodu ve katodu belirlemek olur. Tamam özellikle de ilk önce anot. Yükseltgenmenin gerçekleştiği elektrodu bulmak olsun. Bana ne bilgisi verilmiş? İndirgenmeler. Ama anotta yükseltgenme gerçekleşiyor. O bunların yükseltgenmeye çevirdiğimde artı 0.44 eksi 0.34 olur mu? Yani kim anot oldu? Demir anotu oldu. Anot tepkimesini yazıyorum. Anotta gerçekleşen tepkime demir katısı yükseltgenerek demir artı 2 iyonları haline gelecek. 2 elektron verecek. Demir katısı ne yapmaya başladı buradan? Aşınmaya. Aşınması demek demir sıfırdan demir artı iki haline gelmesi demek. Bu iki elektronu verdi mi? Bu iki elektron iletken tel vasıtasıyla buradan buraya geçti mi? Bunun üzerinden geçti mi? Kime ulaştı? Buradaki bakır artı ikilere. E bu kapta yükseltgenme gerçekleşiyorsa diğer kapta ne gerçekleşecek? İndirgenme. Bakır artı ikiler katotta ise demirin gönderdiği elektronları bakır artı ikileri alarak neye dönüşecek? Bakır katısına dönüşecek. Peki şunun E0'ı kaçtı? 0.44 şunun S0'ı 0.34 bu yükseltgenme bu indirgenme bu durumda net pil tepkimesini yazacak olursak net pil tepkimesi demir artı bakır artı 2 eşittir demir artı 2 artı bakır katısı ve net pil potansiyeli dediğimiz standart pil potansiyeli kaç çıktı? İkisinin toplamı kadar 0.78 volt çıktı değil mi? Derişimlere de dikkat edelim. Derişimlerde 1 molar olduğunda hesaplanan potansiyeldir çünkü. Peki şimdi buna göre dış devrede elektronlar, elektron akışı bakırdan demire doğrudur. Hayır demirden bakıra doğru. Birinci ifade yalan. A kabına su eklenirse A kabı neresi? İşte burası. Arkadaşım bak bu dengeye etki eden faktörlerde pil potansiyelini artırır mı azaltır mı yapacağın işlem bu tepkime egzotermik bir tevkime. Dolayısıyla bu tevkimeyi de sen dengeyi ürünlere kaydırırsan açığa çıkacak potansiyeli arttırırsın. Yaptığın işlem dengeyi ürünlere kaydırıyor mu kaydırmıyor mu ona bak. Peki birinci kaba A kabına su ilave edersen hacim arttı. İçeride kim var? Bakır artı iki. Bunun derişimi ne yaptı? Azaldı. Peki bakır artı 2 derişimi azalırsa denge girenlere kaymaz mı? Dengeyi girenlere kaydıran etkenler pil potansiyelini azaltır. Adam da öyle demiş mi? Evet. Doğru. Standart pil potansiyeli 0.78 volt bulmuştuk zaten bizde. Doğru cevabımız 2 ve 3. D şıkkı. Faraday birinci prensibinde der ki devreden geçen akım miktarı ile anot ve katotta toplanan madde miktarı Doğru orantılıdır. Sorunun başında da o bilgi verilmiş. Ve demiş ki NACL sıvısı 9.65 amperlik akımla 1000 saniye süreyle elektroliz edilmiş. Peki kaç gram sodyum toplanır? Anotta da normal koşullarda kaç litre klor gazı oluşur diye sormuş. Burada yapacağın iş ne biliyor musun? Önce klomp cinsinden kaç klompluk yük geçtiğini bulacaksın. Onu da nasıl bulursun? 9.65'i 1000 ile çarparsan bu klomp cinsinden değerini verir sana. O da ne yapar? 9600... 50 kulomp yapar. Peki 1 faraday eşittir 9000 ya da 1 faraday eşittir 1 mol elektron diyelim şöyle. 1 mol elektron o da eşittir 96500 kulomp değil miydim? Değil mi? Coulomb, C ile gösterelim şöyle. Peki ben ne kadar geçirdim? 9650. Yani aslında 0.1 faradaylık yük geçirdim doğru mu? Tamam. Şimdi katotta gerçekleşen tepkimeyi yazıyorum. Na artı iyonları bir elektron alarak Na katısına dönüştü. Hocam niye böyle bir tepkime gerçekleşti? Çünkü senin elektrolizdeki temel amacın ne biliyor musun arkadaşlar? Bizim elektrolizdeki temel amacımız iyonları elementel hale dönüştürmektir. E burada da devreden bir geçtiğinde bir mol toplanıyorsa biz ne kadar geçirdik? 0,1 geçirdik. 0,1 mol sodyum toplanır. O da ne kadar yapar? 23'tü 2.3 gram yapar. A şıkkı ya da B şıkkı. Geçtim şimdi ikinci e, klora geçtim. Peki anotla gerçekleşen tepkime ise Cl eksiler neye dönüşecek? Cl2. Ye, 2 ile çarptım. Artı 2 elektron dedim. Devreden 2 geçtiğinde kaç toplanıyor bak? 1. Ben ne kadar geçirdim? 0.1. O zaman yarısı 0.05 mol klor gazı toplanacak. Bulduğumuz bitti mi? Hayır. Adam bana hacmini soruyor. E peki ben biliyorum ki 1 mol gaz ne kadar hacim kaplıyordu? 22.4. Biz ne kadar bulduk? 0.05 mol. X dersem, X dediğim değer 1.12 litre yapar. Cevabımız ne oldu? A Aşağıdaki bileşiklerden hangisinde karbon atomunun hibritleşme türü yanlış verilmiştir? CH4 ile başlıyoruz. CH4'te karbon atomuna 4 tane hidrojen bağladık. 4 tane doğrultusu var. Peki hibritleşmeyi nasıl buluyorduk? Doğrultu sayısına bakarak değil mi? Karbon bütün bağları sigma bağı yapmışsa 4 doğrultusu vardı. SP küp hibritleşmesi yapmıştı. Ama şöyle yapsaydı eğer, karbon eğer bir tane pi bağı yapsaydı, şöyle bir yapı olsaydı, sp kare ya da karbon iki tane pi bağı yapsaydı şöyle ya da şöyle bir yapı olsaydı bu karbonlar ise ne hibritleşmesi yapıyordu şöyle gösterelim. Bunlarda sp çünkü bunlarda iki doğrultu var. Şimdi CH4'ün yapısı sp küp doğru. CH3OH'da ise karbon yine merkezde hidrojen 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 şurada OH bağlı. E bak yine karbon 4 bağ yaptı. 4 tane doğrultu sp küp doğru. HCN'ye gelince hidrojen sonra karbon azot üçlü bağ yaptığı için HCN'nin yapısı açık yapısı böyledir arkadaşım. Dolayısıyla da 3 tane bağ yaptı. Karbon 2 doğrultuya sahip. Ne hibritleşmesi yapmış olması lazım? SP. Adam ne demiş? SP kare. Olmadı. SP olacak. Karbondioksit. Karbondioksitin yapısını hemen çizelim. Gördüğün gibi 2 doğrultuya sahip. SP doğru. E, bu da formik asit bileşiği ya da diğer bir ifadeyle metanoik asit bileşiği. Onun da yapısı böyle. Şuradaki karbona bak 3 tane doğrultusu olduğu için ne yaptı? SP kare hibriti yaptı. Bu ifade doğru. Yanlış olan C şıkkı bir organik bileşik vermiş, bir alken vermiş, sikloalken vermiş. Bu yapıya Marco kuralına göre hidrojen bromür katıldığında oluşacak bileşiğin yupak adı sorulmuş bize. Hemen beraber yapalım. Önce şu molekülü şuraya tekrar bir kez daha çiziyorum. Şu siklopentan. Şu anda ne oldu? Siklopenten. Şuraya CH3 bağladığım metil siklopenten oldu. Peki şu karbona bakar mısın? Bu karbon kaç tane bağ yaptı gördüğün gibi? Toplamda 4 tane bağ yapmış. Yani burada hidrojen yok. Ama şu karbona baktığın zaman bu karbon 3 bağ yaptığı için bir tane hidrojen bağ. Şimdi ben buraya HBR kattığım zaman arkadaşım hatırla Marco hidrojeni hidrojeni çok olan karbona bağlamıyor muydu? Bromu getiriyorum buraya bağlıyorum. O zaman yeni yapı içecek olursam şöyle arada artık pi bağ kalmadı. Şurada bir tane CH3 şurada da bir tane ne bağlı? Brom. Aynı karbona şuraya 1 dersen bir bromu, bir metil, siglo pentan olarak isimlendireceğiz. Doğru cevabımız aşık. Yukarıdaki organik bileşik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Hemen sizlerle beraber bileşiği inceleyelim. Baktığım zaman şurada bir karboksil grubu var mı? Evet. Karboksilik asit özellik gösteriyor. Ama aynı zamanda şurada bir hidroksil grubu var mı? Evet. O zaman hem de alkol hem de sekonder alkol özelliği. Bunlara biz oksi asit deriz ya da hidroksi asit denir ve hidroksi asitlerde genelde meyvelerde bulunan asitler. Hidroksi asittir. Doğru. İkinci isimlendirme de şu karbona bir numarasını verdim. 2, i̇ki, 3. İkinci karbonda hidroksi bağlı. 3 karbonlu olduğu için propanoik asit. 2 hidroksi ya da iki oksi propanoik asittir. Doğru. Hem asit hem de baz özelliği gösterir. Bu olmadı. OH orada baz değil ki arkadaşım. Bak bu bileşik için polifonksiyonel grup dese evet. Ama bir bileşik organik bileşikte hem asit hem de baz özellik gösterir diyorsa orada karboksil grubuyla beraber amino grubu amino asitlerde böyle bir özellik var. Bunda yok. Onun için bu ifade yanlış. Polifonksiyoneldir. Evet. Yoğun fazla moleküller arasında hidrojen bağı içerir. Hem karboksildeki şurada oksijene bağlı hidrojen var. Hem de OH'da oksijene bağlı hidrojen olduğundan dolayı bu ifade doğrudur. Yanlış olan cevabımız C şıkkı. Bu soruyla kimya sorularını bitirmiş olduk. Umarım sen de full çıkarmışsındır. Diğer denemelerde görüşmek üzere. Hoşçakal.